14 güne varan pil ömrü. Sürekli kalp ritmi ölçümü. Uyku kalitesi takibi. Telefonla görüşme özelliği. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Uyku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte hemen şöyle kolumda görmüş olduğunuz Huawei Watch GT 2 akıllı saati inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey, yapabildikleri ve yapamadıkları hepsi bu videoda, hep beraber izleyelim. Teknoloji Uyku YouTube kanalını takip edenler bilir, biz geçtiğimiz haftalarda, aylarda daha doğrusu Huawei Watch GT incelemesi yapmıştık. Bir akıllı saatti ama birazcık şöyle bir durum söz konusuydu o akıllı saatle ilgili yaptığımız yorumda. Bir bileklik teknolojisinin aslında saat gibi bize sunulmuş bir üründü. Belli yönlerden eksiklikleri vardı. O eksiklikleri biz o inceleme videosunda söylemiştik. Merak edenler şimdi yukarıdan linkini çıkartacağım, kutulardan o videoyu da izleyebilir. Huawei Watch GT2'ye gelecek olursak, bu eksikliklerini gören Huawei'yi biz kullanıcıları da dinledikten sonra önemli bazı geliştirmeler yapmış. İsterseniz her zaman olduğu gibi cihazın birazcık genel görünümünden bahsetmek gerekirse, ürün çelik bir kasayla bize geliyor. Bu sport modeli, yani sport modelinde şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu silikon kayışlar yerine daha açık kahverengi renkli deri kayışlar bulunuyor. Ben onu çok beğenmediğim için açıkçası bu silikon kayışlarla kullanmayı tercih ettim ki zaten bu aslında Watch GT'nin silikon kayışları üzerinde de yazıyor. Şurada da hemen ekranda da onu da göstereyim. Bu kutunun üzerindeki aslında kayışlarla beraber geliyor. Bu kayışlar çok güzel. Özellikle böyle resmi bir kıyafet giydiğinizde işinize yarayacaktır. İşte takım elbise vesaire, ama çeşitli sportif aktivitelerde kullanılması önerilmiyor. Özellikle suda kullanacaksanız, yani denizde yüzerken ya da havuzda yüzerken bu tarz silikon kayışlar takmanız öneriliyor Huawei tarafından da. Biz de zaten benzer şekilde kullanmış olduk. Ürünün iki farklı kasa tipi var. Bir tanesi 46 mm, diğeri 42 mm. 42 mm Aralık ayında piyasaya çıkacak olan bir model. Daha çok aslında kadınlara yönelik gibi bir his de verdi bana tasarım anlamında baktığımızda. Onun böyle farklı, daha hoş, daha estetik kayışları falan da var. 46 mm çapındaki çerçeveli saat ise, ki bize gönderilen ürün işte bu şekilde, böyle oldukça büyük bir ekranı var. Hatta yani bana göre bile birazcık büyük olduğunu söyleyelim. İki tane düğmemiz mevcut. Bu iki düğmenin her ikisi de sağ tarafa konumlandırılmış. Biri yukarıda, biri aşağıda. Yukarıdaki tuşa bastığımız zaman ana menüye bizi gönderiyor. Aşağıdaki tuşa bastığımız zaman da o menü içinde ilerlemeyi sağlıyorsunuz. Yukarıdaki tuşa bastıkça da yukarı doğru geri çıkıldığında belirtmiş olalım. Bunun dışında arka yüzünde algılayıcılar var. Şöyle göstermiş olayım arka tarafı, ki bunları detaylarda sizinle paylaşacağım zaten. Buradaki algılayıcı kalp ritminizi ölçüyor ki sürekli kalp ritmi takip özelliği bulunuyor bu saatin. Günlük olarak saniye saniye bütün kalp ritminizin hangi aşamada olduğunu bilinize takılıysa otomatik olarak takip edebiliyorsunuz. Yine arka tarafta şarj için kullanılan kontaktörün bağlantı yuvaları bulunuyor. Bu özel bir aparatı var. O aparatı taktığımız zaman cihaz hemen şarj olmaya başlıyor. Onu da birazdan pil tarafından detaylarını vereceğim. Bunun dışında çelik bir gövdemiz mevcut. Şöyle parlak çelikten yapılmış bir gövdemiz mevcut. Oldukça da güzel görünüş veriyor. Bu arada kayışların çıkartılması falan da kolay. Standart saat kayışı aslında bunlar, yani yuva olarak söylüyorum. O bakımdan farklı saatlerin kayışlarını da yine buraya takarak kullanabiliyorsunuz. Kolay bir mekanizması var. Basit bir şekilde küçük bir tırnak hareketiyle çıkartıp yeni kayışları takmanız böyle birkaç saniye bile sürmüyor. Onu belirtmiş olayım. Şimdi gelin cihazın birazcık da teknik özelliklerine bakalım. Daha sonra kullanım deneyimi, nasıl kullanılıyor, Android iOS'ta nasıl kullanılıyor, o bütün bu detaylarda birazdan devam edeceğiz.
Huawei Watch GT2'nin 46 milim gövde boyutu olduğunu söyledik. En azından bize gönderilen sürüm bu şekilde. 41 gramda ağırlığı mevcut GT2'nin bu 46 milimetrelik sürümünün. Tabii ki bu rakam kayıtsız olduğunu belirtelim. 1.39 inçlik 454x454 bir AMOLED ekranımız var. GPS desteği bulunuyor cihazın üzerinde. Bluetooth 5.1 mevcut. İvme ölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, optik kalp atış hızı sensörü, orta ışığı sensörü, hava basıncı sensörü ve kapasitif sensör olmak üzere birçok sensör bulunuyor üzerinde. 2 haftaya kadar varan bir pil ömrü var. Bu 46 mm için yalnız. 42 mm için ise 1 haftalık bir pil ömrü standart olarak. Yani Huawei'nin verdiği değerler bunlar. Özel bir aksesuarla şarj oluyor. 5 ATM suya dayanıklı, basınca dayanıklı olduğunu söyleyeyim. 46 mm için boyutları söyleyecek olursak 45.9'a 45.9 çarpı 10.7 mm yani yaklaşık 10 mm'lik bir kalınlığımızda söz konusu. Ürünün fiyatı ise 1499 TL. Şimdi bu teknik özellikler tarafında geçtikten sonra ürünün kullanımıyla ilgili deneyimlerimizi anlatacak olursak bir kere şunu baştan söyleyeyim. Bu ürün ağırlıklı olarak Android cihazlar için tasarlanmış bir ürün. Neden olduğunu söyleyeceğim. Android cihazlarda daha iyi kullanılıyor ama iOS'ta uyumlu mu? iOS'ta da uyumlu, onda bir sorun yok. Belli özellikleri iOS'ta tam olarak kullanamıyorsunuz. Bunun için Android'li bir işletim sistemine sahip telefonunuzun olması gerekiyor. Kurulumu vesairesi çok zor değil. Birinci olarak şunu yapmanız gerekiyor. Cep telefonunuz hangi marka olursa olsun Huawei Health yani Huawei sağlık uygulaması var. Bu uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Bu uygulamayı yükledikten sonra uygulama içinden saati bulup eşleştir komutuyla cihazın tanıtmanız gerekiyor. Bu da birkaç saniyelik bir işlem. Bunları yaptıktan sonra bütün sağlık kayıtlarınız uygulama üzerinden takip edilmeye başlanıyor. Birçok özelliği var dedim. Kalp ritmini anlık olarak takip edebiliyor. Bunu anlık olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda stres takibi de var. Bunu da deneyimleme imkanımız oldu. Stres takibinde de yine aslında kalp ritmiyle biraz orantılı bir ölçüm yapıyor. Yani kalp ritmimiz arttığı zaman otomatik olarak hani stresinin de arttığını varsayarak bir ölçüm geliştirilmiş. Bununla stresinizi de ölçebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var, onu söyleyeyim. Stres ölçümü sadece ve sadece Android cihazlarda çalışıyor. Ne yazık ki iOS'ta böyle bir özellik çalışmıyor. Zaten bunun web sayfasında da söylemiş. Yani Huawei yazıyor zaten sayfanın en altında. Yani stres özelliği sadece Android cihazlarda çalıştığını söylüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Yani bu özelliği iOS'ta kullanamıyorsunuz. Bunun dışında hava durumunu falan gösterebiliyor. En önemli farkı şu, GT ile GT2 arasında müzik çalabiliyor bu. Şimdi müzik çalma işini de şöyle yapıyor arkadaşlar. İki farklı modu var. Bir tanesi siz bu cihazın 4 GB bir depolama alanı var. Bir kullanıcı olarak biz bunun 2 GB'ını müzikte kullanabiliyoruz. 2 GB kısmına istediğimiz yani MP3 olabilir veya farklı formatta olabilir telefonumuzdan buraya aktarabiliyoruz. Onu da yine Huawei sağlık uygulaması üzerinden yapıyorsunuz. Telefonunuzdaki müzikleri saate atabiliyorsunuz. Attığınız zaman zaten direkt çalmaya başlıyor. Üzerinde tabii ki takdir ederseniz ki bir de hoparlörümüz var. Hemen bu iki tane düğme var dedim sağ tarafta. O iki düğmenin hemen alt kısmında bir yuva var zaten. Böyle bir boşluk, bir delik var. O delikler aslında bir hoparlör çıkışı. Aynı zamanda mikrofon da var. Tabii onu saatte konuşma kısmında değineceğim sizlere. Buradan müzik sesi geliyor. Valla fena da değil bu arada. Hani saatten müzik dinlemek ne kadar mantıklı olabilir, ne kadar gerekli, gereksiz. Ayrı tartışma konusu ama çalabiliyor. Güzel de yani atarsanız içine dosyalarınızı. Yani fiziksel dosyayı atmanız gerekiyor bu arada işte saat üzerinden göndermeniz gerekiyor. Gönderdiğiniz zaman gayet güzel bir şekilde çalıyor. İkinci yöntem ise şu, telefonundaki parçaları çalabiliyorsunuz. Onun için de telefon seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yine saatin menüsünden hani çalma dediğimiz zaman nereden çalacağını göstermeniz gerekiyor akıllı saatimize. Huawei Watch GT 2 telefonunuzdaki şarkıları çalabiliyor. Oradaki yöntem şu. Üzerinde bir uygulama yükleyemiyorsunuz. Huawei Lite OS kullanıyor işletim sistemi olarak. Üzerine bir uygulama yükleyemiyorsunuz ama bu standart müzik çalar uygulaması
Diyelim telefonda Spotify açtınız. Burada da görebiliyorsunuz ekranda çalan şeyi. İleri geri durdurma vesaire yine bu saat üzerinden yapabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir şey yok. Mesela başka saatlerde olduğu gibi örneğin Samsung'un modellerinde ya da Apple'ın Apple Watch'ta olduğu gibi bunun üzerine bir Spotify uygulaması yükleyip buraya basınca telefonunuzda bir Spotify açma imkanı bulunmuyor. Ama telefondan çalmaya başladınız. Mesela ben farklı müzik çalar uygulamalarını da denedim bu arada. Mesela Fizi'yi denedim. Çalabiliyorsunuz. Fizi açıkken telefonunuzda buradan hem şarkıları görebiliyorsunuz hem de ileri geri durdurma vesaire gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Ama bir parça eksik. Yani uygulama yükleyemiyorsunuz saate. Çünkü bu çok sorulmuştu ben sosyal medyada paylaşım yaptığımda. Saate uygulama yüklenebiliyor mu? Hayır arkadaşlar. Standart olarak gelen birçok kendi uygulaması mevcut. İşte kronometresi var, ne bileyim alarmı var, işte müzik çaları var, pusulası var, şusu var, busu var ama bunun içinde sizin hani ben şunu da yüklemek istiyorum derseniz böyle bir imkanınız en azından şimdilik yok. Telefonun akıllı saate eşleştirdiğiniz zaman telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. İsterseniz burada belli kişileri tanımlayıp saatlerle görüşmeyi başlatabildiğiniz gibi görüşmeyi sonlandırmak veya saat üzerinden konuşmak üzerinde mikrofon olduğu için mümkün hale geliyor. Özellikle otomobil kullanırken çok işe yarayacak bir özellik bence bu. Hani onun dışında normalde böyle yolda yürürken işte birisiyle telefonla konuşayım falan saatte çok mantıklı mı bence değil ama böyle bir özellik kullanabiliyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Zaten GT modelinin en büyük eleştirildiği taraf buydu. Bu sayede bu sorunun da üstesinden gelinmiş. Rahatlıkla telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Efendim kuzum. Anne ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Şimdi bir saat deniyorum da saatten konuşuyorum. Sesin nasıl geliyor? Uzaktan mı geliyor biraz? Ha, yankı yapıyor. Ama güzel mi peki? Güzel güzel. Aha. Tamam bunu koyacağım videoya. İznin var mı? Tamam. He? İznin var mı diyorum iznin. Tabii tabii ayıp ettim. Tamam. Tamam. Öpüyorum o zaman ellerinden. Hadi ben de öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Peki bildirim tarafı nasıl? Telefonda aynı zamanda yine Huawei sağlık uygulamasından İzin verdiğiniz uygulamaların bildirimlerini de görebiliyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Sadece görebiliyorsunuz. Hani cevap yazayım ben sesli komutla ya da işte biz klavye çıksın buradan yazayım falan öyle bir imkan yok. Bu bakımla sadece görebiliyorsunuz. Yani WhatsApp'ta gelen bir bildirimi buradan görebiliyorsunuz. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. 2-3 tane bildirim gelmeye başladığı zaman sadece WhatsApp'ta bildirim geldi diye gösteriyor. Onun detayını saatten göremiyorsunuz. Yine telefondan açmanız gerekiyor. Bu tarz bir eksiklik var. Yani buradan cevap vermeniz mümkün değil. Mutlaka tekrar telefonu açıp telefondan yanıtlamanız gerekiyor. Saatte sadece görebiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Gelelim saatin en iddialı olduğu taraflardan bir tanesi egzersiz tarafına. Envai çeşit egzersizi takip edebiliyorsunuz. İşte koşu, ne bileyim açık denizde yüzmek, havuzda yüzmek, kapalı mekanda koşu, açık mekanda koşu. Yani bunun birçok böyle alt kırılımları da var. Hani aklınıza gelecek ya da gelmeyecek her şeyi buradan takip edebiliyorsunuz. Her türlü sportif aktiviteyi. Özellikle bu saat o bakımdan hani spor yapanlar, sportif aktivitelerle ilgilenenler için çok başarılı seçenekler sunuyor. Yani birçok şeyi kaydedebiliyorsunuz. Yani yüksekliği de kaydettiği için bu arada altitude dediğimiz yükseklik değerini de kaydettiği için sizin burada gördüğünüz birçok yani şeylerinizde yaptığınız egzersizlerde yükseklik değeri GPS özelliği var. GPS gibi şeyleri de kayıt etmiş oluyorsunuz. Bence bu güzel olmuş. Çünkü özellikle bu tarz hani beklentisi olanlar için bu Huawei Watch GT 2 çok iyi bir seçenek sunuyor. Özellikle bir sporla ilgilenenlerin mutlaka bu akıllı saat alacaksa bu modele göz atmasını öneriyorum. Stresten bahsettik. Ürün aynı zamanda uyku takibi de yapıyor. Ben daha önce Huawei'nin başka akıllı bilekliklerini kullanmıştım. Çok bilinmiyor belki bunlar Türkiye'de ama o bilekliklerde şunu gördüm. Onlarda da uyku takibi vardı mesela. Uyku kalitenizi takip ediyor ve çok detaylı bir şey sunuyor. Hani şu kadar uyumuşsun, şu kadar hafif uyku, bu kadar REM uykusu, şu saatte uyanmışsın. İşte uyku kaliten şu gibi size değerler verebiliyor. Bu saat de bunu yapıyor. O bilekliklerdeki olan özelliği buraya taşımışlar. True Sleep özelliği diye geçiyor bu. Huawei tarafından verilen isim bu. Uyku kalitenizi de ölçüyor. Mesela saatte işte barometre özelliği de var.
Barometre ölçümü de, çünkü üzerinde öyle bir sensör var, az önce söylemiştik. Onu da yapabiliyor. Basınç ölçümünü yaptığını söyleyelim. İşte kronometre özelliğimiz var, alarm özelliğimiz var, el feneri var. Bu GT modelinde de vardı. Ekran bembeyaz oluyor ama özellikle zifiri karanlıkta çok işinize yarıyor bu özellik. Ben zaman zaman kullandım. Saati bir de bekleme saat kadranı diye bir özelliği var. Bunu aktif ettiğiniz zaman pil ömrü biraz azalıyor ama ekran kapalıyken de ekranda en azından saati, işte bazı ufak tefek bilgileri görebildiğiniz, hani bir nevi cep telefonlarında bu hani ekran kapalıyken de bazı bilgilerin görünme özelliği gibi bir özellik geliyor. Bunu ister dijital ister analog olarak yapabiliyorsunuz. Yani saat ekran kapalıyken, şimdi normalde böyle ekranda şu an görüyorsunuz, siyah görünüyor ama bu özelliği açarsanız, diyelim ki ben şimdi analog açayım. Tamam dedim. Şimdi bakın. Burada renk vesaire filan da ayarlayabiliyorsunuz. Çok da dert değil de o. Şimdi şu an ekran açık. Şimdi kapanacak ekran. Kapanmasını bekliyorum. Mesela şöyle bakın. Şu an ekran kapalı. Ekran kapalıyken de bir kadran gösteriyor size. Bu gösterdiği kadran da, burada analog seçtim ben. İsterseniz dijitalde seçebiliyorsunuz. Sadece saati görüyorsunuz. Hani bu şu amaçla kullanılabilir. Normalde ekran kapalıyken siyah olarak gösteriyor ama siz sadece saati görmek istiyorsunuz. Bu özelliği aktif ederseniz saati görürsünüz. Ama söylediğim gibi bu özelliği aktif ettiğinizde pil ömrü azalıyor. Yeri gelmişken pil ömründen de bahsetmek istiyorum. Ürün aynı Huawei Watch GT'de olduğu gibi şöyle bir aksesuarla geliyor. Bu aksesuar Type-C bağlantısına sahip bir, aslında küçük bir pet gibi bir şey. Bunu arkasına takarak şöyle takıyorsunuz. Mıknatıslı bir sistem zaten ve yapışıyor. Şöyle göstereyim ekranda. Birazdan bunun detaylarını da vereceğim size. Şöyle taktığımız zaman saatimiz şarj olmaya başlıyor. Bu arada bunun kontaktörleri var. Çok küçük ve ince. Saat tarafındakileri zaman zaman temizlemeniz gerekiyor. Özellikle spor yapıyorsanız teninizden, derinizden ter vesaire gibi şeyler buraya gelip bu kontaktörleri kapatabilir. Öyle yoğun kullanan biriyseniz denizde ya da havuzda, buraları ara sıra temizlemenizi de öneririm. Çünkü bu kontaktörler çok ince ve çok küçük uçları. Zaman zaman temassızlık olabilir. Temassızlık olsa şarj etmeyeceğini söylemiş olayım. Pil ömrü ne kadar? Şimdi Huawei'nin kendi açıkladığı rakamlar, yani fabrika verilerine bakacak olursak, bu veriler bize 2 haftaya kadar, yani 14 güne kadar kullanım sunuyor. Ben karma bir kullanım yaptım. Yani çarşamba günü bir saat benim elime ulaşmıştı. Ertesi haftanın cumartesi gününe kadar, böyle hani hatta zorlasam pazarı da birazcık sabahını falan görebilirdim muhtemelen ama çok zorlamadım. Yani 10 günü birazcık geçiyor, yani 10-11 gün diyebilirim ben. En azından benim yaşadığım deneyim öyle, o şekilde oldu. Fabrika verisine yakın bir değer buldum ama ben bu arada hani telefonla da görüşme yaptım, müzik de dinledim. Hani karma bir kullanım yaptığım için pil ömrünü biraz daha düşük buldum ama ortalama bir kullanımda bu pil ömrünü rahatlıkla hani 14 günü bulabilirsiniz ki bence akıllı bir saat için çok başarılı bir değer. Şimdi bazı yorumlar geldi sosyal medyada bu saatle ilgili olarak, hani işte mesela kablosuz şarj özelliği yok bu üründe. Hani Samsung'un modellerinde bulunuyor. Ya da ne bileyim işte text sesli komutla bir şey yapamıyorsunuz, bir metin yazdıramıyorsunuz ya da bir text giremiyorsunuz filan. Tabii bu özellikleri koyduğunuz zaman hem fiyatı artıyor, belki pil ömrü azalacak, bilemiyorum. Ya da Huawei Watch GT3'te belki göreceğiz bu özellikleri, onu da bilmiyorum. Ama ben yani sunduklarına göre pil ömrünün yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta hani akıllı saat tarafına baktığınızda böyle bir pil ömrü sunan bir akıllı saat yok. Eleştirel tarafta hani bunun bir akıllı saat olmadığını, işte bunun sadece akıllı bilekliğin saate dönüştürülmüş hali olduğunu söyleyenler de var. Kısmen katılıyorum buna ama tam akıllı bir saat yaptığınız zaman da pil ömrü 2-3 günü geçmiyor. Samsung'un modellerinde de bu böyle. Apple'ın modellerinde de böyle 2-3 günde bir şarj etmeniz gerekiyor. Ha, büyük bir sorun mu? Mesela bence büyük bir sorun, çünkü kulaklığım var, saatim var, telefonum var, şuyum var, buyum var. Yani her birini her gün şarj etmeye uğraşmak benim için birazcık sıkıntılı. Ama ben uğraşırım derseniz hani Samsung'un modeline de bakabilirsiniz. Samsung'un aktif serisi var mesela. 3 aşağı 5 yukarı fiyatları da buna yakın ve benzer özellikler sunuyor. Onu da işte uygulama yükleyebiliyorsunuz, en azından böyle bir ekstrası var. Bunda uygulama yükleme özelliğinin bulunmadığını söylemiştim zaten. Toparlamam gerekirse Huawei Watch GT2 oldukça iyi bir akıllı saat olmuş. Bence şu anda piyasada alınabilecek akıllı saatler içinde en iyi modellerden bir tanesi. Özellikle böyle hani ben pille çok uğraşmak istemiyorum diyorsanız muhteşem bir pil ömrü sunuyor. Onu baştan söyleyeyim. Diğer özellikleri de yaban atılacak özellikler değil ve sporla ilgilenen, sportif bir hayat yaşayanlar için bence
biçilmiş kaftan bir akıllı saat olmuş. Pil ömrü çok beğendim, onu baştan söyleyeyim. Fiyatının uygun olmasını da beğendim. Çünkü rakiplerine baktığımızda hani en makul rakibi Samsung, o da 3 aşağı 5 yukarı bu fiyata sunuyor ama mesela pil ömrü bu kadar uzun değil. Onun da başka artıları var. Onu da bir tarafa koyayım ama bence özelliklerine göre pil ömrünü çok beğendim. Ekranı çok güzel. Muhteşem bir ekran var. Yani AMOLED ekran olması çok güzel olmuş. Gerçek bir saatten bir farkı yok yani, ekranı öyle söyleyeyim. Ve hani gerçek bir saat deneyiminde yaşatabiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Beğenmediğim tarafları ise saate uygulama yükleyemiyorsunuz. Yani bir ekstra bir şey, herhangi bir uygulamayı, yani Spotify'ı veya bir başka bir şeyin uygulamasını yükleyip de buradan kontrol etme imkanınız yok. Yine Spotify'ı kontrol edebiliyorsunuz ama uygulamayı kendi uygulaması üzerinden kontrol etmeniz gerekiyor. Yani Spotify dışında işte Fizzy'di, şuydu buydu gibi yükleyeyim de buradan açayım diye bir seçeneğimiz yok. Ama müzik kontrolü var. Onu videonun içinde nasıl yapıldığını anlatmıştım zaten sizlere de. Beğenmediğim bir tarafı kablosuz şarj. Belki şuna koyulabilirdi. Çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani saate koymak yerine şuna koysak bence yapılabilirdi. Şunun üzerinden, hani bunun üzerinden bir kablosuz şarj imkanı olsa fena olmazdı. Ama yapmamış Huawei. Artık kendi takdirleri, bir şey diyemem bu konuda ama ben olsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet, biliyorum uzun bir inceleme oldu ama bütün özelliklerini size aktarmak için biraz Huawei Watch GT 2 incelemesini uzun tutmak zorunda kaldım. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, ya şundan da bahsetmedin, şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi bir sorunuz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşın. Hepsini yanıtlayacağımız konusunda kişisel olarak garanti vereceğimi söyleyeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal mecralarda takip etmeyi unutmayın. Bunu her videonun sonunda söylüyorum ama siz yine de unutmayın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.